Meta'nın sunduğu Metasal Konular başlıyor. Efendim herkese selamlar. Metasal Konulara hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Bugün çok değerli bir konukla beraberiz. Asılsız haber ve gerçeklik üzerine odaklanmaya çalışacağız. Asılsız içerikle gerçeklik arasındaki ayrım nasıl yapılabilir? Özellikle sosyal medyada bu okuryazarlık ve gerçeğin farkına varabilmek adına neler düşünülebilir? Bunları değerlendireceğiz. Next Akademi kurucusu sevgili Levent Erden bizlerle birlikte. Levent Erden hoş geldin. Merhaba. Çok teşekkür ederim. Çok kısa süre içerisinde davetimizi kabul ettin. Bizle birlikte oldun. Başka çarem var mı? Sen çağırdın. Abi çok çok teşekkür ederim. Benim için zaten her zaman seninle keyif sohbet etmek çok büyük keyif. Onun için hakikaten karşılıklı sohbet edeceğimiz bir yarım saat 45 dakikalık periyod olacak. Şimdi ortam tabii çok karışık. Neden çok karışık? Bir yandan seçim yaklaşıyor. Bir yandan tabii çok acı bir deprem yaşadı Türkiye. Dolayısıyla insanların sinirleri çok gergin, ortam çok gergin, bakış açıları çok farklı. Herkesin kendi ön yargıları var. Dolayısıyla herkes her içeriği kendi duymak istediği mecradan alıp onun üzerine bir gerçeklik kurgulama çabasında ve bu aslında ister istemez gerçek olanla gerçek olmasını istediğin arasındaki farkın kapanmasıyla sonuçlanabiliyor. Eğer ki bir kesim ya da senin burada yönlendirilmenin gerektiğini düşünen bir yapı varsa onlar da senin buradaki algını alıp bir yerden bir yere götürebiliyor. Bu bazen sosyal medyayla, bazen konvansiyonel medya aracılığıyla olabiliyor. Zihni manipülasyona açık hale gelebiliyorsun. Reklam bu değil mi? Öyle. Ama tabii bu kadar güncel hayatın içine zerk olunca o zaman biraz soru işareti uyanıyor. Algı nedir, gerçeklik nedir? Algılanan gerçektir. Pazarlamacıya soruyorsan tek gerçek vardır, o da algılanan gerçektir. Başka hiçbir gerçek yoktur. Ben ne algılıyorsam gerçek odur. Şayet daha öteye gitmek istiyorsan bir kere gerçeğin ne olduğuna bir bakalım istiyorsan. Yani gerçek eskiden ben büyük anneme soruyordum gerçekten mi diye. Evet evet ajans söyledi diyordu. Ajans dediğin saat bir haberleri. Radyo haberlerinde söylenmesi onun için gerçeklik belgesi olarak çok fazla yeterliydi. Geçen gün öğrencilerle beraber bir şey çalışıyorduk. 19 ayrı gerçek lafı çıkardık. Bunlar komik. Hatta sen bol bol ekonomi programı yapıyorsun. Mesela reel sektör diyorsun. Yani gerçek sektör. Öbürküler yalan sektör mü? Şimdi gerçek dediğin şeyin bir ne olduğuna bir karar verelim. Reel sektör varsa öbürküler irreel sektör mü? Finans sektörü. Devam edelim. Efendim yeni gerçeklerimiz var değil mi? Artırılmış gerçek. Yani gerçeği artırabiliyorsun. Zam yapıyorsun. Enflasyonlu gerçek. Bu sene gerçek enflasyonu %30. Gerçeklerimizi %30 arttırıyoruz. Hangi gözlükle baktığına bağlı. Ya da efendim sanal gerçek. Bu en muhteşem laf. Ulan bir şey ya sanaldır ya gerçektir. Yani böyle sulu kurular, ölü yaşayanlar, sanal gerçekler gibi bir laf. Sonra hiper gerçeklik var. Sonra uzatılmış, extended tabir edilen uzatılmış gerçeklik var. Gerçek, 19 tane gerçeklik var. Şimdi hangi gerçeklikten bahsediyoruz? İnsanlar dolayısıyla neyi algılıyorsa o gerçektir. Hele hele gerçeğin bu kadar farklı şekillerde tezahür ettiği bir yerde ben neyi algılıyorsam o gerçektir. Yani ben aya baktığım zaman orada romantik bir şey görüyorsam bu gerçektir. Webb teleskobunun söylediğinin gerçeğini benim algılama şansım yok. Benim için çok o beni aşar. Ama ben baktığım zaman biz her gece Heybeli'de mehtaba çıkardık diyorsam bu dibine kadar gerçektir. Çok güzel bir yerden geldin. Şimdi mesela benim mesleğimde de görünen gerçek var. Görünen gerçek midir? İşte, yani mesela aynı hanımı sen sabahleyin makyajsız gördüğünde hangisinin gerçek olduğunu inanıyorsun? Hanımına bağlı. Teşekkür ederim. Demek ki orada bile gerçek o kadar göründüğü gibi olmayabilir. Görünen. Gösterdiğim gerçek. Hah, bak o çok güzel. Tamam ama yani demek ki. Benim söylemeye çalıştığım. Gazetecilikte mesela görünen gerçektir. Gazeteci olur mu ya? Bak hemen durduruyorum. Gazetecilikte biz ne yaptık? Irak Savaşı'nı canlı seyrettik, değil mi? Bombalar fışır fışır gitti. O geldi. Hiçbirimiz Ebu Garip cezaevi gördük mü? Tabii. Benim söylemeye çalıştığım şey tam bu aslında. Bunu anlatmaya çalışıyordum. Görünen gerçek gazetecinin kimliği ve yaptığı iş kolluk kuvveti imkanı olmadığı için elinde bir yere gidip oranın
polis gibi içine girip bir dedektif gibi araştırma şansı olmadığı için görünen gerçeği anlatabilirsin sen. Görebildiği gerçek olur. Tabii veya kanıtlayabildiği bak, gerçeği anlatmaya çalışır. O görebildiği gerçek kanıtlayabildiği gerçektir. Gerçek olmaz hala. Bu her zaman gerçek olmak zorunda da değil. O yüzden zaten gazetecilik veya haber ya da içerik üreticiliğinin belirli noktalarda teyit ihtiyacı vardır. O teyidi alabildiğin, belgelendirebildiğin içerik gerçek haberdir. Ben olsam tartışmayı gerçek üstünden değil, yanıltıcı üstünden kurmayı tercih ederim. Çünkü gerçeğin tanımı gerçekten çok zor ve iletişim işindeysen hakikaten gerçek algılanandır. Ama yanıltıcının tarifi nettir. O başka bir şeydir. Onun için gerçeği bulmaktansa, peki, o zaman neyin sorayım, gerçek olup neyin gerçek olmadığını tartışmaktansa, neyin yanıltıcı olup olmadığını, bak bu daha tartışılabilir, daha kolay bir şey gerçektense. Gerçeği bilmeden yanıltıcılığı nasıl tanımlayacağız? Yanıltıcılığı tanımlayabilirsin ama yanıltıcılığın sonunda kalan şeyler gerçek değildir illa. Peki o zaman. Yani gerçek olmak zorunda değil, yanıltıcı olmayan şey gerçektir diye bir durum yok. Bir şey söyleyeceğim. Çok sürreal bir yere gittik. Ama şimdi bu lafları böyle langur lungur kullandığımız zaman iyi oluyor da dar kalıpların içine dökünce dar kalıplardan tartışıyoruz. Dünyada bugün işte artırılmış gerçek, yapay zeka, bilmem ne, şunları bunları konuştuğumuz bir yerde kusura bakılmasın 3 sene sonra bunları bu derinlikte konuşmak zorunda kalacağız. Bugünden başlamakta fayda var. Ben kesin katılıyorum bu söylediğine. Zaten amaç da bu. Şimdi başta söylediğin şey bence çok doğru. Algıladığım şey gerçek. Zaten insanlardaki bence son dönemdeki en büyük sorunlardan bir tanesi algının çok kolay oluşmaya başlaması. Çünkü çok mecra var ve çok mecraya erişim var. Bilgi simetrisi arttı. Dolayısıyla ben bazen gördüğüm herhangi bir Facebook mesajında ya da bir Instagram postunda veya işte 280 karakterlik bir tweetin içerisinde ne görüyorsam o bana inandırıcı geliyorsa benim gerçeğim o haline geliyor. Ama... Ya da benim gerçek olarak kabullendiğim şey o haline gelebiliyor. Şimdi bak hemen hemen bir 30-40 senedir iş hayatının içinde çok uluslu şirketlerde, daha pazarlama ağırlıklı şirketlerde yönetici olarak çalıştım, üst düzey yönetici olarak çalıştım. 1000 yıldır yapılan araştırmaların hepsinde bir şeyi alma sebebi olarak, bu otomobil de olabilir, yumurta da olabilir, eş dost tavsiyesi çıkar. Şimdi dolayısıyla eş dost tavsiyesi şayet bir numaradaysa benim tercihimde, acaba eş dostun söylediği mi doğrudur, benim inandığım mı doğrudur, bana gösterdiği mi doğrudur, referans olarak aldığı mı doğrudur diye bir başka tartışmaya girerim. Onun için sosyal medyada illa benim gördüğüm değil, bana kimin ne dediğinin de önemi var. Çok güzel yerden geldin. Eskiden sosyal medyada bizim sadece kendi arkadaşlarımızın postlarını görürdük örneğin. Sadece kendi takip ettiklerimizi mesela görürdük. Ama şimdi artık yok, kendi takip ettiklerimizin bizim görmemizi istediklerini tabii de görürdük. Tabii o %100. Ama hani temeli, ama arkadaş tavsiyesi ise bu. Temeli bildiğim kişiydi ama, ya. Tamam ama ben açıl şunu da görsün diyerek bilmem kimin son çıkan kasetini, son çıkan filmini. %100. Artık kasette kalmadı ya. Yani bir şeylerini tavsiye edebilirim doğal olarak, ya da işte bilmem hangi beraber seyahat etmeyi planladığımız yeri de gönderebilirim. Dolayısıyla. Ya da kendi hakkımda yaratmak istediğim imajı da paylaşabilirim. Evet. Bunların hepsini çok net anlıyorum. Buradaki sorun şurada. Özellikle şimdiki son dönemde erişimi artırabilmek, paylaşımları kuvvetlendirebilmek adına çeşitli algoritmalar, çeşitli yapay zeka mekanizmalarıyla birlikte sosyal medyada takip et ya da etme, farklı farklı birçok görüşe ya da bakış açısına da maruz kalabiliyorsun. Bunları görmemeyi tercih de edebiliyorsun, o ayrı, bunun filtrelemesi vesairesi var ama toplumun bir kısmının özellikle buradaki okuryazarlığı düşük olduğu için bir algı yönetme imkanı getiriyor mu bu sence? İşte birkaç yerden alalım. Bir kere bir ben sosyal medya lafına karşıyım. Buna da 2003-2004'lerde tekil sosyallik demiş idim. Çünkü bir, bu sosyal değil, tek başınasın genelde. İki, medya değil. Çünkü medya aracı, internet yoluyla yapılan her şeyin ise aracısızlaştırma üstüne, disintermediation üstüne kurulu olduğunu biliyoruz. Medya dediğim şey gazete, televizyonsa mutlaka bir edisyon, bir editör kararı, kimin neyi görüp neyi görmeyeceğine, hangi haberin birinci, hangi haberin sonuncu verileceğine, zaten 2. Dünya Savaşı'ndan beri medya kendi karar veriyordu.
daima benim ne göreceğime ben karar vermedim. Genel yayın yönetmeni karar verdi. Her kimse o. Hatta bazen patron karar verdi. Medyanın patronu karar verdi. Seçimde de ne göreceğimi, hangi haberin başlık olacağına medya patronu karar verdi. Öyle her şey tıkır tıkır önüme gelmedi. Öyle ben açık büfeden istediğimi falan seçmedim. Bana ne gösterildiyse onu gördüm. Şimdi bu sosyal platformlar medya mı, yani aracı mı, yoksa sadece platform mu, bir kere ona karar vermek lazım. Sence? Bence platform olmalı ve hala da platform olarak gidiyor. Çünkü kimin bunu ne şekilde bir editörlük vazifesinde edite ettiğini, hangi haberi önceliklendirdiğini bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu lafı ilk televizyonda kullanmıştım 2016 Kasım'ında Hillary ile Trump'ın seçim gecesinde. Algoritmokrasi. Bundan sonrası algoritmokrasidir. Yani burada bir editör olmamakla beraber binlerce algoritma var. Bu algoritmalar bana neyi önce göreceğimi, neyi sonra göreceğimi söylemeye çalışıyor. Hatta düşün, SEO ajansları var değil mi? Benimki önce çıksın, Google'da arandığımda önce beni göstersin falan diye giriliyor. Yani algoritmalarla dans ediliyor. O zaman benim ne göreceğimi, neyi önce göreceğimi belli şekillerde algoritmalar yapıyor. O algoritmaları engellemeye çalışan algoritmalar ve bu arada dışarıdan da o algoritmaların da detaylarını görüp o algoritmalarda önde çıkmamı sağlayacak olan başka algoritmalar geliyor. O iş o kadar kolay değil, öyle birileri gelip de bana, en azından eskisinden daha zor. Yani bir medya patronunun ya da genel yayın yönetmeninin bana göstermek istediğinden daha zor bir durum var burada. Çünkü en azından algoritmalar birbirlerini bir yerlerde nötralize ediyorlar. Bu birinci kısım. İkinci kısmı, gördük ki ve bütün araştırmalar gösterdi ki eko odaları dibine kadar çalışıyor. Eko odaları dediğimiz şey, herkes kendi gibi düşünen, kendi gibi yaşayan, kendi gibi eğlenen, kendi yaşında olan vesaire, kendi zevklerinde, kendi siyasal tercihlerinde olan insanları takip ediyor. Yani ortada bir sonsuz işareti gibi bir şey var. Çok küçük bir noktada insanlar birbirine değiyorlar ve ötekinden pek de haberdar değiller. Onun için mesela beyaz Türklerin hepsi, ama hepsi Akyaka'dalar. Hadi bilem Akyaka'da olmayanların hepsi Alaçatı'dalar. Birkaç tanesi de Bodrum'da, işte biraz da Bozcaada'ya gittiler. Başka hiçbir yerde insan yok. Fotoğraf yok, yemek yok. Oradaki neredeyse mekanları biliyoruz tek tek. Çünkü hepsi birbirini takip ediyor. Hepsi aynı insanlar. Hepsi birbirlerini takip ettikleri için oralara gidiyorlar. Kışın oraların mekanları var. Maç sonuçları belli, her şey belli. Yani insanlar kendilerini hapsolmuş durumdalar birazcık da. Eş dost tavsiyesi de gene kendi gibilerden geldiği için bir türlü de kendilerini sağlamasını kendilerinden yapıyorlar. Çok ilginç bir şey söyleyeyim mi? Instagram'da yeterince gördüğüm için buraya gitmeye gerek yok artık deyip gitmediğim restoran var. Tamam işte, yani çok da doğal. Hani Akyaka'da kayıt yapmışlığım vardır en azından oturduğun yerden. Yani onun için... bir yerden sonra da böyle küçük odalar ve bu odalarda birbiri gibi yaşayan küçük topluluklar olmaya başladı. O zaman bundan evvel televizyonun kitleselliği, milyonlarca insana gitmesi ya da bir şeyin reytinginin çok yüksek olmasının önemli olduğu durumlardan daha az ilgi alanını paylaşan insanların oluşturduğu topluluklar var. Ama bir kişi bir toplulukta değil, birden çok toplulukta. Dolayısıyla köpek sevenler de başkalarıyla beraberim de, efendim doğada bilmem ne yiyenlerle başka, bilmem ne konusunu takip edenlerle başka falan, işte veya bilmem hangi şarkıcıyı ya da siyasetçiyi takip edenler de başka insanlarla farklı topluluklara aitim, ama topluluklar üstten gidiyor ve çok daha dar topluluklarda. Kanı oluştururken ya da tahmin yaparken veya hayat şekillendirirken bu gördüğümüz algı bizi ne kadar şekillendiriyor olabilir? Yani seçime gidiyoruz ya, kendi desteklediğin parti ne olursa olsun, hangisi olursa olsun, kendi çevrende aynen senin söylediğin gibi aynı kitleden oluştuğu için ya, herkesin orada benzer bir şeyi savunduğunu görmen sana kendi partini örneğin olduğundan daha güçlü gösteriyor olabilir mi? Tabii ki doğal olarak, yani çünkü nasıl ki herkes Akkaka'ya gidiyorsa, nasıl ki herkes A restoranında yemek yedi, B festivaline gittiyse, herkes de benim çevremdeki D partisine, hadi bilemedin D virgül 5 partisine oy veriyor. Şimdi bu çok normal zaten, ben hayat sağlamamı oradan yapıyorum, siyasi tercihimi değil ki. Giydiğimin de sağlamasını oradan yapıyorum, eğlendiğimin de, tatilimin de sağlamasını oradan yapıyorum. Bu bir sağlama ve benim gibiler ne yapıyor, göre sağlamasını yapacağım. Kendimi Meksika'daki benden aynı yaştaki adamın ne yaptığına göre hayatımın sağlamasını yapamam. Bu dezenformasyonu da belki bir parça bunun içerisine katarak konuşmak lazım. Çünkü
Özellikle dünyada da bu çok yaşandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde de mesela seçimler sırasında çok fazla tartışıldı. Hatta Obama'nın seçildiği ilk seçimin öncesindeki reklam kampanyasını yapan kişi Türkiye'ye geldiğinde ben burada Bloomberg KT ekranında kendisiyle yayın yapmıştım. O mesela şöyle diyordu. O zamanın koşulu öyleydi, şimdi böyle olmayabilir. Toplam seçmen sayısının %10 kadarını sosyal medya ya da üyelik yoluyla harekete geçirebiliyorsan seçimi kaybetme ihtimalin yok diye. Bu tabii ki bugünün dünyasından çok farklı bir 10-15 senenin orası çok daha jargonu. Bir de çok daha Amerikan bir şey, çünkü eyaletlere göre seçimler var ve swing state denen yerlerde sonuç olarak 5-6 eyalette oyun oluyor. Dolayısıyla Florida'da, Ohio'da vesaire de bunları yapabildiğin takdirde gidiyor. Yani Obama kampanyasında Ohio'da 62 ayrı kopya kullanıldı. Şimdi burada şu var, yanıltıcılık, şunlar bunlar iyi de herkesin aynı parametrelerle aynı şeye oy verdiği zannediliyor. Şimdi ya Süleyman Bey kampanyalarını hatırlarsın. Tabii. Benim işçim, benim köylüm, benim memurum, benim fındık üreticim, benim pamuk üreticim, Ardahanlı vatandaşım, Edirneli vatandaşım, dulum, yetimim. Sonra bir tane vaat çıkardı. Herkes için tek vaadi vardı. Çok normaldi, o dönemin kitleselliğiydi. Halbuki bugün fındık üreticisine ayrı, pamuk üreticisine ayrı, dul ve yetime ayrı, EYT'liye ayrı, şehirde oturana ayrı, üniversitenin şu bölümünde oturana ayrı bir vaatte bulunmak zorundasın. Dolayısıyla bu yanıltıcılığı vesaireyi de toplam genel geçer ve kitlesel olarak bir yanıltıcılık hayal etmek de zor olabilir. Dolayısıyla daha farklı, daha dar grupların kendi ilgi alanları ve tercih notlarına bakabilmemiz lazım. Yani insanların hangi küçük dar toplulukta hangi motivasyonlara göre oy verdiğini iyi görmek gerekir. Onun için de çok şaşırıyoruz ya. Şunu söyleyen insanlar gidiyorlar onu tam tersini yapan partiye, ya da bunu söyleyen insanlar bunu hiç de savunmayan partiye, hiç de hayale alınmayacak, rasyonel olmayan sebeplerden oy verebiliyorlar. Ve hep beraber şaşırıyoruz. Atıyorum yani en basitinden İşçi Partisi'ni en iyi arabaları kullanıp en iyi yerlerde yeni insanları destekliyorsa bu işte bir terslik olması gerekirken durum odur mesela. Yani oy tercihini ideoloji değil, aradığını bulabilme yetkinliği belirlemeye başlıyor. Dolayısıyla oy tercihinin parametreleri ve onu yönelten unsurların neler olduğuna iyi bakmak gerekir. İnsanların sadece medyada gördükleri bir şeyden dolayı oylarını, zart durt tercihlerini değiştireceklerse o zaman biz yandık. Çünkü bundan evvel 3-4 patronun medyasıyla büyüdük 30 sene 40 senedir. Demek ki onlar bize ne gösterdiyse biz onları seçtik. Ya ama zaten bu Türkiye'de yatsınamaz bir gerçeklikti. Bilmem, ben sadece teori konuştum. Peki o zaman biraz burada kontrol mekanizmalarını da konuşalım mı seninle? Çünkü hani yapılmaya çalışılan çeşitli şeyler var. İşte filtreleme algoritmaları yapılıyor. Mesela Meta'nın kendi yaptıkları içerik kontrolleri var. Etiketlemeler var veya seçim operasyon merkezleri, siyasi reklamların filtrasyonu gibi unsurları var. Dolayısıyla bütün bunlar hani mecraların kendi içlerinde oluşturmaya çalıştırdıkları alanlar. Ama elbette insanın olduğu her yerde sen ne kadar algoritma kurarsan kur, belli noktalarda belli şeyler yönlendirici olabiliyor. Dezenformasyon ve kasıtlı dezenformasyonun yayılım ağını belki bunlarla daraltabiliyorsun. Bir daha tanımları yapalım. Siyasi iletişimin kendisi dezenformasyonun ta kendisidir. Eşyanın tabiatı gereği. Seçimin ortamı zaten dezenformasyon. Eşyanın demektir. Tabiatı gereği öyledir. Şimdi herhangi bir partinin son 50 yıl içinde dünyanın herhangi bir yerinde, hadi İskandinav ülkelerini bir kenara bırakalım ama daha Akdeniz ülkeleri falan filan ya da Güney Amerika'yı alalım, seçim vaatleriyle ondan sonra yaptıkları arasındaki farklılıkları bir bulalım. Seçimde vaat ettiklerini, kenarından dahi geçmediklerini de bulalım. Çünkü normalde bugün herhangi bir reklam yapalım ya da pazarlama iletişimi, banka konusunda ya da deterjan konusunda ya da şunda ya da bunda, en ufak bir yanıltıcılık olduğu zaman tepene biniyorlar. Fabrikayı, şirketi kapatmaya kadar gidebilen en az 12 ayrı bakanlığın denetleme yetkisi var. Sanayi Ticaret Bakanlığı da yapabiliyor, o da yapabiliyor. Herkesin denetleme yetkisi var. Ve dolayısıyla reklamlarda üf, hakem heyetleri var, işte kendi aralarında çözme kurumları var falan filan. Ama siyasi pazarlama iletişiminde doktor ne yersen ye diyor. Yani Levent Erden'i 20 kilo daha zayıflatacağım ve 15 yaş daha gençleştireceğim demenin bir müeyyidesi yok. Çünkü ürünü aldığında 5 yılını almış oluyorsun ya. Tamam. Geri verme şansın olmuyor. Ayrıca yani kimse sonra Levent Erden zayıfladı mı, gençleşti mi diye de sormuyor. Dolayısıyla yani şu parti bu partiden vazgeç. Bir siyasi iletişimin kendisi zaten hadi yalan demeyelim ama gerçekten daima daha büyüktür. Gerçekten geniştir.
yapılabileceklerin ışığı yanına koyarsın ki duvardaki gölgesi çok büyük olsun. Onun için neyin yani gerçek ya da gerçek değil, çok dijital bir laf. Dijital benim için bir ve sıfırdır. Ya birdir ya sıfırdır. Şu andaki siyaset de ona gidiyor. Ya bir ya sıfır, ya demokratsın ya cumhuriyetçisin gibi. Hep bir sıfıra doğru gidiyor. Dolayısıyla bir şey ya gerçektir ya değildir. Gri alanların tamamıyla boşaltıldığı. Ya da sosyal medyaya bakıyorsun. Ya beğeniyorsun parmak yukarı, ya beğenmiyorsun parmak aşağı. Fena değil, idare eder, yuvarlanıp gidiyor abi, işlerin işareti bile yok. Olsa? Olsa Türkiye tam göbeğine düşebilir. Çünkü dikkat edersen işte Thurston Semantic Scale, yani 5'e kadar, 1'den 5'e kadar katılıyorum, katılmıyorum, çok katılıyorumlar var ya. Onlar genelde zaten bu ülkede işte 2.95'te 3.05 arasında çıkar. Bu sefer o da farklılaşacak. Çünkü iş 1.0'a doğru gittiği için bu sefer 1'de bir şey ve 0'da bir şey olacak. Bu orta gidiyor. Onun için merkez diye bir şey kalmadı. Merkez parti kalmadı. Merkez gibi dünyada merkez parti kalmadı. Beynide de vasatlaşırsın. Vasatlaşmadı. 1 ve 0'a doğru gitti. Yani eskiden marjinal dediğin çan eğrisinin iki kenarı, şimdi zaten işin kendisi oldu. Ortada merkez yok. Dolayısıyla eski ezberlerle, yani 20. yüzyıl ezberleriyle bugün anlamaya çalışmak belki de yanlış olabilir. Bu bence şöyle çok güzel bir şey söyledin. Genelde öyle yapıyorum. Bence de başladığımızdan beri zaten hep çok güzel şeyler söylüyorsun, dikkatimi çekiyor. Ben biliyorsun mütevazi bir insanım. Yani şöyle düşüneyim. Mesela otonom araçlar var şu anda üzerinde çalışılan. Kendi kendine gidebilen araçlar. Kendi kendine gidebilen araçlar aynı teknolojiyle üretilip bütün tamamı yollara kendi kullanılan araçlar olarak çıktığında kaza oranı çok düşük oluyor mesela. Olacağı varsayılıyor. Yok yok, öyle oluyor. Olacağı, yani sadece, olacağı varsayılıyor. Yani işte milyonda bire falan inebiliyor kaza oranları şu bilmem, anki simülasyonda. Çünkü o andaki enerji dağıtımına göre de değişmiş. O ayrı. Yani şey alacağımız tabii, parametrelere tabii, bakalım da. Tabii çok düşüyor. Fakat şunda sorun oluyor. Araçların bir kısmı otonom, bir kısmı insansa bu ikisinin bileşimi hiçbir zaman iyi sonuç vermiyor. Şimdi o yüzden mesela büyük şirketler otonom araçlar için antropologlar falan çıkartıyorlar. Çünkü bir Türk'ün verdiği trafikte önüne çıkan arabaya verdiği tepkiyle bir Amerikalı'nın verdiği ya da bir Mısırlı'nın verdiği, bir Japon'un verdiği birbirini tutmuyor. O yüzden sen algoritmayı nerede kurgularsan kurgula, insan faktörü çok doğrudan belirleyici bir şey. Bunun otonom araçlarla açıklanmasından daha çok insanların konan kurallarla olan ilişkisinin tartışılması gerekir. Antropologlarınsa artık birilerinin kafası çalışsın ki her şirkette, her kurumda, her yerde antropologların, sosyal psikologların çalışması lazım. Ve bu okullarda ders verenlerin de yeni duruma göre ders vermesi lazım. Çünkü yoksa sadece matematiği iyi olan çocuk iyidir mantığından çıkıp ya da mühendislik fakültesiyle tıp kazanan çocuk başarılıdırdan biraz vazgeçip buralara gitmek lazım. Çünkü bundan sonra insan çok önemli olacak ve insan bilen insanlara ihtiyacımız var ve kimse şimdilik ne insanı biliyor ne sallıyor. Parantez kapat. Dediğine geldiğimizde de mesele kurallarla olan ilişki. Yani şu anda da kırmızı ışıkta insanlar durmuyorlar. En sağdan gelen sola dönülecekken geçip en öne doğru gidebiliyor. Yapar Bacı. Mısın hiç öyle? Ben hayatta yapmam, bayağı da kavga ederim, hatta çok eğlenceli, onun camı açarım, adam küfredeceğimi zannettiğinde şimdi sen akşam eve gidip bu memleket düzelmez dersin değil mi derim, daha fena sinirlendirir, o çok eğlenceli. O çok eğlenceli bir şey çünkü hakikaten biliyorum ki o adam akşam eve gidip bu memleket düzelmez abi diyecek. Yani her zaman öteki suçludur ve ben rahatım hikayesi. Normaldir çünkü kuralları da gerektiğinden fazla uygularız ama yani mesela ben bugün artık büyük iş binalarına, hatta alışveriş merkezlerine falan gitmekten nefret ediyorum. Çünkü güvenlikçi diye bir adam var ve seni direkt olarak terörist olarak bir içeri daha girerken kural gereği senin önünde duruyor. İçeriye bile giremiyorsun. Cebinden anahtarlık değil, bir de küçücük bir şey çıksa, geçen gün kolonyalı mendil çaldı. Ama içeride kolum kadar döner bıçağı satılıyor. Mesela bu tür kuralları dayatmaya başladığın andan itibaren insanlar da kurallarla savaşmaya başlayacaklardı. Bu kuralları uygulayanların da kuralın neden olduğunu ve niçin öyle uygulanması gerektiğini anlamayıp da kural esiri olduğu andan itibaren o zaman işte kurallar tartışılır hale geliyor. Senin her şeyin otonom olması dediğin şeyin daha büyük tartışmasını söyleyeyim sana. Bırak otomobilleri falan. Dağlardan bahsediyoruz. Nedir dağ abi? Açalım. Merkeziyetsiz otonom, hani araçlar otonomdu, bir de DAO'lar var, merkeziyetsiz otonom organizasyon. Demek ki YÖK, AK Merkez, CIA DAO'lara karşı. Merkezi olan her şeyin karşılığında bir merkeziyetsizlik gelecek. Bu sadece otomobillerde değil. Bundan sonraki 30 yılın tartışması merkeziyetsizlik, otonomi veya merkezlilik, ağır hiyerarşi, süper kontrol. O zaman
Bu kadar merkeziyetsizliğin olduğu bir yerde merkez gücünü devretmeye hazır olacak mı? İşte onun için 30 yıl dedim zaten. Şimdi merkezin gücünü devredip devretmemesinin iki şeysi var. Yani bu işte gördük, Çin'in pandemiyle başa çıkma, özellikle Wuhan'da başa çıkma hikayesi çok korkutucu ve düşündürücüdür ve muhteşemdir ve faciadır aynı anda. Çünkü bütün bilgileri insanlar hakkında birleştirirler. Yani telefon şirketi, o şirketi, bu şirketin elindeki toplam bilgiler birleştirilir. Dolayısıyla herhangi bir insan hastayken ya da mikrobu kaptığı anlaşıldığı andan itibaren en yakın zamanda kimlerle yarım metreye kadar ilişki kurduğu, hatta belki de portakal arırken yarım metre yanında portakal seçen insan, bu insanların kim olduğu tespit edilip telefon şirketinden yeri tespit edilip üstelik de polislerin kamerasında 10 metre geriden arkadan bakarak vücut lisanından kim olduğunu bulup bu adamlar tercih edildi ve 7 ayda temizlediler işi. Muhteşem insan sağlığı için harika, insanlar sağ kaldı. Aynı anda teknolojinin babası Amerika'da 300 bin kişi daha ne yapılacağını düşünürken öldü. Amerikan başkanı amonyak içmesini falan öneriyordu insanlara. Yani o zaten amonyağı kendisi içtiği için. ama bakarsan bir taraftan insanların hayatı kurtuldu ama öbür taraftan insanların reytinginin olduğu, kredi almaktan evine kadar o reytinge göre hareket edeceği bir acayip bir şey başladı. Şimdi bir taraftan evet bu takdir edilebilir bir şey, insanlar kuruldu, öbür taraftan sağlam bir totalitarizm. Yani merkeziyetsizlikle merkez arasındaki kapışmanın daha götüreceği çok su var, çok kaldıracağı yer var. Onun için de bunun hangi enerjiyle besleneceği önemli. Çünkü şu andan %50 daha fazla enerjiye ihtiyacım var. Bir taraftan sürdürülebilirlik şarkıları söylenirken öbür taraftan günde trilyonlarca naylon torba ve daha büyük katrilyonlarca şeyin çıktığı. Biraz fazla muhalif gittiğin için arıyorlar diye düşünüyorum şu yok an. Yani arayabilirler, onun da sırası gelecek ama kapıda beklerler. Arkadan Çinli kameralar falan tanımış olabilir misin? Yok ya, ben yani Çinlilerin şu anda çok da doğru oynadığı taraftarı yani düşünüyorum ama hikaye şu: bir taraftan bunu çok çabuk buldum ve merkezi, öbür taraftan merkeziyi nereye kadar işte Fucci'yi beğenmedin, bilmem ne yaptın, ne oldun. Şimdi bundan sonra işte ikisinin tartışması burada olacak. O zaman sen neyi tercih edeceksin? Merkezin karar verdikleri arasında seçmeyi mi, yoksa sen kendine ait bir şey mi seçeceksin? Seçmek ne kadar doğru? Yani seçmenin, hele hele mesela bugün Türkiye'deki seçimde de düşünsene 8 milletvekilli bir yerde bu don sistemine göre böl sonunda 150 kişi bir taraftan bir tarafa gidecek. Dolayısıyla hani 300'er milletvekilinde biri 299, biri 301 çıkarttığında 150 milletvekili, 150 kişilikten 150 oydan dolayı oluyorsa 150 kişi Türkiye'nin kaderine karar vermiş olacaktır. Nerede gördük? George W. Bush'u 850 kişinin karar, dünyanın gidişatına karar verdi. Irak Savaşı'nı Bush çıkardı. Şimdi onun için hani bazı kavramları yüceltiyoruz ama detaya indiğimiz zaman hakikaten çok küçük, hani nüansın da küçüğü şeylerin kader değiştirecek kadar yönde. O zaman ben neyi yönlendiriyorum? Algıyı sadece gördüğüm imajlar ve birkaç tane haber mi yanıtıyor? Benim algım nasıl oluşuyor? Ne kadar zamanda oluşuyor? Seçim sırasında ben kararımı nerede veriyorum? Eskisi gibi son dakikada mı? Yani Necdet Çelp masaya yumruğunu vurduğunda Turgut Sunay devre dışı kalabilecek mi? O kadar çabuk mu? O kadar son dakika mı? Kararsız dediğim adamın tanımı ne? Kim neyle neyin arasında kararsız? Ben insanları 180 derece mi yer değiştirebiliyorum, yoksa 3-5 derece mi kaydırtabiliyorum? Gidenler hangi hızda geri çekiliyor? Öyle yani bir şeye gerçek dışı falan dedi demek çok kolay. Hele geldiğimiz teknoloji, ki sen de çok iyi takip ediyorsun. Yani şimdi daha alt tarafı 30 Kasım'da çıkmış olan bir yapay zeka meselesi var. Hem de oluşturucu yapay zeka, yani generative tabir edilen, jenere edebilen, kendisi üretebilen bir üretici yapay zekadan bahsediyoruz. Neler yapabileceğini bilmiyoruz. Şimdilik dalga geçiyor. Yok yok kadar falan değil ama daha 3 ay oldu. Ve her yerde konuşuyoruz. Yani 30 Kasım'da çıktı bu alet. Mayıs'ta... Çok büyük oyun değiştirici, yani çok büyük oyun değiştirici olacak. Tamam, şimdi çok bu kadar büyük bir oyun değiştirici de neyin yanıltıcı olup neyin yanıltıcı olmayacağını bakalım nasıl göreceğiz. Hadi yani şu 2 ay, 3 ay, 5 ay, 6 ay, hadi bir sene daha gördük sonra. Yani hadi deepfake'i, yani senin yüzün üstünden senin sesinle ama arkadan ben konuşarak yapabilme meselesini tamam bir türlü çözüyoruz, buluyoruz. Hani belli bir şekilde yapılabiliyor. Ama bundan sonra onun da ötesine geçilen bir yere geldik. O zaman yanıltıcılığın ne kadar zamanda bulunabileceği
ve bunun ne zaman geri götürüleceği ve nasıl yapılacağı. Hadi gazetede sen yalan haber yaptığın zaman ben teksibi basıyordum, aynı yerde aynı puntoyla basıyordun. Hadi şimdi ne olacak? Yani algı gerçekse eğer, sana gösterilen şey senin algına dönük ve gerçeklikten çok uzak bir şeyse, o zaman ne olacak? Onun için algının oluşması o kadar basit değil. Asıl eş dost dar çevrelerde konuşulanlar insanların gördüklerinden daha öte. Çünkü insanlar bir gördüklerine inanmayıp kendi, hani o kendi eko odaları var ya, o eko odaların içindeki herkesin bir blockchain mantığı içinde onaylamasını bekliyor. Kendi sosyal medya gruplarında onu paylaşıp doğruydu değildi, açılın dediği doğrudur, yok canım sen o kadar değil, açıl 60 hasat kaldı bundan sonra, abi 60 hasat kalsa çocuklarımız daha işte üniversiteden mezun olduğunda aç mı kalacak falan filan diye kendi içlerinde, hani büyük siyasi konuları bırak işte, hadi sürdürülebilir, 60 hasat kaldı diyorlar. Şimdi bunun içinde hepimiz yediğimizden işte bilmem kaç tane önlem almamız lazım. Bırak siyaseti. Ya o zaman herkes bunu nerede tartışıyor? Kendi WhatsApp gruplarında vesairelerde tartışıyor. Burada akil insanlar var işte. Benim bir doktor arkadaşım var. Oralarda kendisinin referans olabileceği varsayılan insanların malları hafiften dönmeye başlıyor. Bir arkadaşım dedikiler geliyor. Evinizi depreme karşı güçlendirmek için yakın bir inşaat mühendisi arkadaşım dedikiler falan. Çünkü orada sen bilgi peşinde koşuyorsun. Orada açlık başlıyor. Yani sen bir şeye inanmak istediğin zaman bir şeylere bakmaya ve algıda seçiciliğe başlıyorsun. Yoksa evinin zemininin kayalık olduğuna inanma ihtiyacın olduğunu oluyor. Yani yoksa atayım ortaya bir şeyler. Allah'ını seversen her dakika trollerden bahsediyoruz. Troller biliyorsun, boş kaldıkları zaman siyaset falan yapmazlar. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş konuşurlar. Yani normal bir zamanda Twitter'a gir. İlk 3 tanesi, 4 tanesi, hele cumartesi, pazar, pazartesi günleri 7 tane TT olan şey futbolla ilgilidir. Şimdi bu insanların orada dediklerine çok inanmıyorsak, diğerlerinde de daha fazla inandırıcı olduklarını düşünmenin insanlara haksızlık edildiği anlamına gelir. Sadece kim neyi nereden doğrulatıyor? Burada ortak akla, ortak fikre çok fazla insanlar bel bağlarlar. Onun için çok fazla eşe, dosta, arkadaşa sorarlar. Bu son dönemde tabii işte kameraların çözünürlükleri çok arttı. Şimdi bizde MOBESA kameraları vesaire falan gibi şeyler. Bunların işte bu yüz tanıma sistemleriyle çok net uyumlu hale getirilmesi, yazılan algoritmalarla senin o anki modunun, duruşunun, yürüyüşünün biraz önce aynen senin söylediğin gibi geliştirilmesi, bunlar pazarlama kampanyaları için. Sen en iyisini biliyorsun bu konuyla ilgili, alanın o. Dolayısıyla bu İnsanları manipüle etme imkanına bu kadar kavuşmuş olması mesela teknolojinin. İnsanların da buna karşı korunma için binlerce imkana da sahip olması. Onu çünkü, bilmiyorum. Yani, niye? Çünkü bilmiyorsan bana soruyorsun. Onu bilmiyorsan inanmıyorsun. Şimdi buradaki varsayım, yanıltıcı bir şey gördüğünde madem bilmiyorsun gördüğüne inanıyorsun. Hayır abi, bu doğru mu diye bana soruyorsun. Ben öbürüne soruyorum. Sen de onu görüyorsan. Ondan sonra herkes birbirine sormaya başlıyor. Yani burada yanıltıcı olma şansı hala yüksek olmakla beraber, o kadar insanlar tekil olarak ha gördüm inandım falan diye işlemiyor bu iş. Ben bunu şu açıdan soruyorum. 30 sene dedin ya mesela. Bu seçimler falan, bu dünya, bütün dünyada İnsanların gerçekten %100 özgür iradeleriyle ve gerçekliği net olarak sorgulayabildikleri bir zeka yapısıyla, mantalitesiyle gördükleri son seçimler olabilir mi? Bununla ilgili çok tartışma var, o yüzden soruyorum sana. Yani insanlar sürekli gördükleri bu gerçeklikten uzak gerçeklik modellemeleriyle acaba algılarının bir bölümünü kaybetme riskiyle karşı karşıyalar mı? Algı derken aynı zamanda karar verme yetkinliğinin de doğru döneden oluşmamasından bahsediyorum. Şimdi kararın ne zaman oluştuğuna bağlı. Yani atıyorum sen her gün limon alabilirsin, her hafta deterjan alabilirsin. 5 senede bir çamaşır makinesi, 10 senede bir buzdolabı alırsın. Şimdi seçimlerde 5 senede bir yapılıyor. Frekans İnsanlar, uzun olan şeyler daha kolay manipüle edilir diyor. Evet, burada ama burada frekans ne kadar uzun, nerede ne oluyor, bir yandan da bir araba değişiklik oluyor. O frekansı nasıl yönettiğin, demek ki sadece iş bir şeyin doğru yanlışlığı değil, frekansın nerelerde nasıl yönetileceğine bağlı. Sence siyasetçiler mi yönetmeli, yapay zeka mı yönetmeli sorusunun yanıtı ne? Ya yapay zekayı da sonuçlara birileri yazıyor. Onu kim yazacak? Elbette. Yani şimdi ben yazarsam apayrı bir şey çıkar. Sen yazarsan apayrı bir şey zaten çıkar. Zaten cevabı da yapay zeka kimden öğreniyorsa. Yani yapay zekayı ben çalıştırırsam bak bakayım nasıl bir şey çıkıyor. Yani. Nasıl bir şey çıkar? Acayip bir şey çıkar. Yani en azından kurallar minimize olur. Öyle mi? Tabii ki. Esnetilmek için midir kurallar? Hayır, kurallar çerçeve olmak zorunda.
tanımlayıcı, belirleyici hayat tarzı olamaz. Yani mesela şu anda üniversiteyi tek bir merkezden yönetiyorsun. Kim ne okuyacak, ne yapacak diyorsun. İşte atıyorum uluslararası ilişkiler diye acayip bir bölüm var. Ne olduğu belli değil. Oralarda meslek öğretmeye kalkıyorsun. 4-5 bin kişi çıkartıyorsun. Ne yapacağı belli değil. Bir yandan sen ben buralarda yırtınıyoruz. İşte yapay zeka bilmem ne şu bu. İşte öbür taraftan antropologlar, sosyal psikologlar. Yok öyle bir şey. Reklam ve halk ilişkiler bölümünün olmadığı neredeyse üniversite yok 220 tanesinde. Ne yapacak bu adamlar ya? İçindeki öğrenci sayısı kadar sektörde adam İletişim, çalışmıyor. İletişim, gazetecilik aynı şey. Tamam, dolayısıyla bunlar da tek merkezden bu şekilde olmaz. Ama biz diyor bir yandan da gördük işte 3 ay önce neredeyse yönetim kurulu başkanına verilen paralara ya da en büyük şirketlerin CEO paralarına 25 yaşında benim öğrencilerim kodcu olarak çalışmaya başladılar. Şimdi o zaman niçin yetişmiyor? Adem arz talep var. İşte merkezin bunu anlayabilmesi, buna karşı hareket etmesi, refleksi ne kadar? Çünkü şu anda her şeyi tanımlayıcı hız. Biz her şeyi zamana dayanıklı olmaya 5-10-20 yıllık olmasından övünüyoruz. Halbuki şu anda sadece hıza dayanmak geçerli. Ama hıza dayanmak için bir yapı kurmadığın zaman bütün bunlar başına gelir. Birey olarak kendi zihnini bu bilgi ve gerçek ya da gerçek olmayan algı bombardımanından nasıl koruyabilirsin? Merak ederek. Ya bir kere merak edip merakının peşinden gidiyorsan zaten kendine sürekli olarak belli bir yol alıp her aldığın bilgi parçacığını pek çok şeyle sağlamasını yapıyorsun. Yani bir şey doğruysa öbürü de doğruysa o zaman diğeri yanlıştır. Yani benim gibi çok kilolu olduğundan şikayet edip ama sürekli diyet yapmaya çalışıp ama ondan sonra da eti bol döner yiyip üstüne bir de yağ koyduruyorsan burada bir sakat vardır. Yani buradaki tercihlerini yapmak zorundasın. Öyle mi yapıyorsun? Yapmıyorum ama yapmayı çok istiyorum. Yapmıyorum, yine de olmuyor be. Ama programın başında şimdi Instagram'dan da yayınlıyoruz biz buradaki sohbeti. Aynı zamanda Bloomberg HT'nin bütün podcast kanallarından sosyal medya, genel anlamıyla biz sosyal medya diyoruz ama Levent orada bireysel sosyal platformlar diyor. Evet, bireysel sosyallik ve sosyal platformlar diyor. Sosyal platformların tamamında da zaten yayınlayacağız bunu. Instagram'da dedi ki yayından evvel Levent, yani bunun kameranın açısını böyle koyarsanız dedi bizim arkadaşımız Barbaros'a, benim göbeğim çok büyük çıkar. Göbeğinin çok büyük çıkmasından gördüğünüz mı yoksa medyada, göbeğinin büyük olmasından mı? Medyada yanıltıcı haber böyle yapılır. Ben tığ gibi bir insanım ve siz de gördüğünüze inanın. Ama işte kamera hep birkaç kilo koyuyor ya üstüne. Bak gördün mü, bu da bir şeydir. Meşhur medyaya karşı dediğin zaman yanıltıcı vesaire derken ilk defa medyanın gerçekten kullanıldığı kampanya Nixon Kennedy kampanyasıdır. Televizyonda Kennedy'yi seyredenler Kennedy'yi seçerler, radyoda dinleyenler Nixon'ı. Şimdi ilk tartışma buradan çıkar çünkü biri açık renk giymiştir, biri koyu renk giymiştir vesaire vesaire. Şimdi bunlar, bu bir yanıltıcılık mı? Teşekkür ederim. Başka sorum yok. Son bir sorum var benim. Olumlama mı daha çok iş yapar? Yoksa öfke üslubu mu daha çok iş yapar bu tür ortamlarda? Tabii biz Akdenizli ve bu taraftayız. Kodum mu oturturum mantığı nedense her zaman bir güce tapış vardır. 600 yıllık bir tebadır bu ülke. Teba olarak yaşadığı zaman güce tapacaktır. Onun için gücün sahibi olmak gerekir. Onun için az önce şikayet ettiğim alışveriş merkezi görevlisi üstüne üniformayı geçirdiği andan itibaren kendisini Ali Kesen Başkası koparan halinde görür. Güç çekicidir ya. Dolayısıyla olumlama, peki çok uzun süre böyle bir güçle yaşadıktan sonra olumlamanın yaratabileceği bir etki ya var. Ya bak midir? Şimdi parametreler hiç belli olmaz. Yani Bülent Ecevit hiçbir siyasi görüşünden değil, sadece ve sadece çalıp çırpmayan ahlaklı adam diye seçildi bu ülkede. Bu bir parametre olabilir mi? Bu zaten hijyenik, herkes de olması gereken bir şeydi. Dolayısıyla yani sen şimdi meyve suyunu ıslak diye içemezsin. Zaten içtiğin şeyin ıslak olması gerekir. Vallahi saatlerce konuşurum seninle. Hakikaten çok keyif alıyorum. Sevgili Levent Erten, çok 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 teşekkür ederim bu akşam bizle birlikte olduğun için. Ben teşekkür ederim. Hakikaten çok kısa süre içerisinde davetimizi kabul ettin, bizle birlikte oldun. Benim açımdan da çok eğlenceliydi. Sohbet de çok eğlenceliydi. Metasal konuların bu bölümünün böylelikle sonuna gelmiş olduk. Yeni bir bölümde yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek hoşça kalın. Meta'nın sunduğu Metasal Konular sona erdi.